davranışların temelinde yatan güdü ve davranışı yapmaya istekli hale gelmemizi sağlayan güdülenmeden bahsedeceğiz. Güdünün diğer adı motiv, güdülenmenin diğer adı ise motivasyon. Bireyin ihtiyaçlarını giderme isteğine güdü denir. Bu güdü doğrultusunda davranış göstermesine de güdülenme denir. Davranış gerçekleştiğinde ihtiyaç giderilir, dolayısıyla bir rahatlama sağlanır ama bir süre sonra tekrar gereksinimler ortaya çıkacaktır ve güdü davranışın en temel koşuludur. Aslında hikaye şöyle cereyan eder. Önce ihtiyaç. Arkasından güdü. Ne kadar istekliysek, güdülenme o kadar sonra davranışı yaparız ve arkasından da doyuma ulaşırız. Ve tamamen süreç bundan ibarettir ama bu asla bitmez ihtiyacımız var. Mesela karnımız aç. Yeteri kadar açsak eğer güdülendik, davranışı gerçekleştireceğiz ve oh rahatlayacağız, doyuma ulaşacağız ama asla burada bitmeyecek, tekrar başa dönecek, tekrar acıkacağız. Bu arada bu süreçlerin herhangi bir tanesinde bir aksama olabilir. Sadece ihtiyaçta kalabilir. Yeteri kadar istekli değilsek güdülenmeye kadar gitmeyebilir, yeteri kadar istekli olabiliriz. Bir şekilde belli sebeplerden dolayı davranış gerçekleşmeyebilir ya da davranış gerçekleşir yine belli sebeplerden dolayı doyuma ulaşamayabiliriz. Bu süreçlerden herhangi birisine sıkıntı yaşandığında daha sonraki derslerde göreceğiz ruh sağlığında bir sürü savunma mekanizması ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bunlardan bir tanesinin kesintiye uğraması sıkıntılı bir durum olarak karşımıza çıkar. Bu güdülerin temelindeki ihtiyaçlar iki türlüdür. Bunlardan bir tanesi fizyolojik ya da birincil güdüler. Açlık, susuzluk, uyku, boşaltım, cinsellik, tehlikelerden korunma gibi tamamen doğuştan, hiçbir şekilde öğrenmediğimiz güdüler. Bunlar doğuştan gelir, öğrenilmemiştir. Hayatta kalmayı sağlarlar. Genel olarak bireylere, kültürlere, zamana göre çok fazla farklılık göstermezler. Biz de acıktığımız zaman yemek yeriz. İngiltere'deki adam da acıktığında yemek yer. Hayatın ilk yıllarında genellikle daha etkili olurlar, bebeklikte. Genellikle de sosyal güdülerden önce gelirler ama genellikle. Bazı durumlarda sosyal güdüler baskın gelebilir birincil güdülere. İkincisi sosyal ya da ikincili güdüler bunlar da ait olma, saygı görme, sevme, başarı kazanma, bağlılık ya da özgürlük, aşk gibi bir takım ihtiyaçlar. Bunlar öğrenilmişlerdir, doğuştan getirilmezler. Kendini gerçekleştirmeyi sağlarlar, bireylere, kültürlere ve zamana göre farklılık gösterirler, daha çok hayatın ilerleyen yıllarında etkili olurlar ve yüksek değerler söz konusu olursa eğer fizyolojik güdülere baskın gelebilirler. Mesela kan davaları gibi. Üçüncü olarak da içgüdülerden bahsedeceğiz. İçgüdüler insanda olmaz, hayvanlarda olur. Kedinin dışkısını kapatması, köpeğin toprağa eşelemesi, örümceğin ağ yapması, ayının kış uykusuna yatması, arının bal yapması gibi bir takım davranışlardır. Bunlar da kesinlikle doğuştan getirilir, öğrenilmemişlerdir. Organizma neden o davranışı yaptığını bilmez. Yapar ama amacını bilmez. Ve bir türün bütün bireylerinde aynı şekilde görülür. Bütün ayılar kış uykusuna yatarlar. Bütün örümcekler ağ yaparlar. Ve kalıtımla aktarılırlar. Genetik olarak bireyden bireye geçerler. Müzik